Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Yine bir vlog açtım. Ama bu sefer dışarıdan açtım. Annemle babam arkadalar. Babam odun kesiyor. Biz de annemle şimdi kaldırık toplamaya gidiyoruz bahçeden. Size de göstermek istiyorum. Bakalım kaldırığı biz nasıl topluyoruz? Vallahi ben de daha önce toplanırken hiç görmemiştim. Hep böyle hazır bize geldiği halini görmüştüm. Annem şimdi bize gösterecek. İnşallah olur da buluruz da toplarız. Hadi aynen. Bakalım. Poşetimizi de aldık. Şimdi gidiyoruz bahçenin içinden. Bu arada ben ne giydim biliyor musunuz? Hem üzerimde yelek var zaten. Tam bir köylü kızı edasıyla. Bir de ayağımda görebiliyor musunuz? Bakın. Kara lastiklerim var. Yay. Hadi bakalım gidelim. Bu arada geçen gün videomda göstermiş olduğum bu papatyaya benzettiğim beyaz çiçekler yeniliyormuş. Sakarca diyorlarmış galiba adına. O da tuhafıma gitti. Çok yok burada. Çok olsaydı toplayıp internetten tariflerini alıp yapmak istiyorduk. Ama bu arada arkada çamaşırlarımız var. Annem ona bir şey gösteriyor. Ne gösteriyor? Armutlarımız coşmaya başladı. Kamerayı çevireyim de. Yapla kaçmaya başladı. Geçen sene diktik bunları. Tutmuşlar bak şimdi açıyorlar yavrum benim ya. Verecek mi anne bu sene? İnşallah bu sene verir de. Görürüz inşallah. İnşallah. O günler hayırlısıyla gelir inşallah. O an bak erik. O erik. Eriğimizde çiçek açmış. Şurada ileride. Nereye kadar gideceğiz anne? Böyle gideceğiz öyle geleceğiz işte. Dolaşacağız yani. Şuradaki de kara yemiş. Karadenizliler bilir. Kara yemişin bir adı daha vardı ya. Ne diyorlardı? Tafla. Tafla. Aynen. Hele dikkat et. Böyle şimdi. Şimdi buralarda kaldırık olması lazım. Bakalım çünkü var mı? Geçen sene ben buralardan toplamıştım. Şu morlar değil mi anne? Hayır. Peki. Değil ama. Havalar güzel değil ya o yüzden. Yok mu? Büyümediler galiba. Tüh. Bak var var. Var mı? Bak şunlar. Evet gösterelim. Şunlar. İşte bunlar kaldırık arkadaşlar. Böyle kopartıyoruz. Güzelce ayıklıyoruz. Çok güzeller. Çiçeklerini bak. Çiçekler de yeniyor bu arada. Çiçeklerini sökmüyoruz yani öyle söyleyeyim. Yaprakları da yeniyor ama yaprakları çok küçük olduğu için bak. Şunlar daha yaprak. Tam yem olmamış. O yüzden çok fazla yaprak. Anne bu akşam inşallah yemelik en azından bir porsiyon yemelik bulabilirsek bu akşam yaparız. Hem arkadaşlara da gösteririz. Bu arada pazarlarda da satılıyor arkadaşlar. Yani bilmeyenler varsa aranızda. Bazı pazarlarda satılıyor. Yani biz İstanbul'da bulabiliyoruz mesela. Siz de eğer bulursanız hani şurada da var. Şunları da ben kopartayım. Rıdvan ekşi arıyor. Efendim. Efendim. Kaldırık topluyoruz. Kaldırık. Sen bilmezsin işte. Çok güzel. Yarınki videomu izle. Yarınki videomu izle. Tamam konuşuruz sonra. Hadi bay bay. O da bilmiyormuş. O ne diyor? Bu da böyle bayağı var. Bayağı bulacağız. Küçük mü anne peki? Sence birazdan büyümesi lazım. Tabii büyümesi lazım da şimdi olsun. Şöyle şöyle işte topluyoruz arkadaşlar. Çok güzel değiller mi? Çok güzel. Taze kaldırığımız var. Yer misiniz? Biz birazcık toplayalım. Topladıktan sonra ayıklamasını size göstereceğim. Arkadaşlar daha önce burayı size göstermiştim aslında. Ama aramıza yeni katılan arkadaşlar olduğu için burayı tekrardan göstereyim. Tam şurada eski bir ev vardı. Burası dedemin babasının eviydi. Ama dedem burada doğmamış. Yanlışlık olmasın. Daha sonradan buraya gelmişler. Ondan sonra o dede işte dedemin dedesi bu küçük evi yaptırmıştı. İki odalı. Bir de burada hani bunun adı neydi? Ne deniyordu buna? Hayır
Pagel. Ya pagel ama ahır değil. Hangisi? Şu. Pagen demiyorum. Orada mısır saklıyorlardı. Bunun üstü. Kuruluk yani, kuruluk. Aynen, kuruluk gibi bir şey işte. Bunun üzerinde mısırları saklayıp mısırları kurutuyorlarmış. Şurada da ahır vardı. İşte burada inekler falan vardı. Tabii şu anda inek falan yok. Burası da şimdi dedemin kardeşi kalıyor burada. Şuraya küçük bir bahçe yapmışlar. Hatta şöyle inip size göstereyim. Ama tabii kurumuş yani. Bu arada böyle yerlerden inmek benim için çok zor. Düşüyordum kız. Desenize düşüyordum Pınar diye. Neye deniyorsunuz? Evet, şimdi bahçeyi size göstereyim. Burada böyle bir sürü ağaçlar var. İşte erik ağaçları, elma ağaçları, incir ağaçları. Anne, buralar kaldırık dolu. Onlar kaldırık mı? Değilmiş. Uzaktan kaldırıyor. Bilmiyorum, ne yapayım. Böyle işte buraya yengem böyle bahçe yapıyor yazın. Bir şeyler oluyor işte, ekiyor. Şunlar zaten fasulyeler için. Biz bunlara huçka diyoruz. Şu karşıdaki evleri görebiliyor musunuz? O evleri de yeni yapmışlar. Ama çok güzel olmuş. Bakın böyle. Yeni yapmışlar. Bu arada bizim burada evler toplu bir şekilde değil. Böyle ayrı ayrı oluyor arkadaşlar. Zaten Karadeniz'de genelde öyle oluyor. Toplu yerleşme genelde İç Anadolu taraflarında, doğu taraflarında oluyor. Karadeniz'de böyle ayrı ayrı oluyor diye biliyorum ben. Bu da eski evden kalma tuvalet banyoyu bıraktılar yine kullanılır diye. Bu da o. Şimdi annem hala kaldırık avında. Şimdi ben de annemin yanına gidiyorum. Biraz daha bakalım. Annem dedi ki çok toplayalım. Dolaba da atarız. Haşlayıp buzluğa da atıyoruz çünkü. Sonradan yiyoruz. Güzel oluyor. Böyle. Yine çok konuştum değil mi? Ama olsun. Konuşmak güzeldir. Bunlar da kestanelerden kalma kestanenin kabukları. Dikenleri. Hani bir söz vardır ya, kestane çıkmış kabuğunu beğenmemiş. O söz de buradan geliyor yani arkadaşlar. Tabii. Tamam. Niye kızıyorum? Geliyor. Buralarda pek yok anne. Nermin ablaya selam olsun be. Nermin yenge. Bahçendeyiz. Burası da dedemin amcasının çocuklarının bahçesi. Onların evi. Şeftalinin güzelliğine bakın. Harika ya. Ya gerçekten hayatta evet şu anda kötü şeyler oluyor ama gerçekten güzel şeylerde böyle baktığımız zaman görünce diyorum ki hala ümit var yani. Güzel günler göreceğiz. Tekrardan göreceğiz. Rabbim bir an önce eski sağlıklı günlerimize kavuşmayı nasip etsin inşallah. Amin dedi annem. Ne anne? Şurada ileride tavuklar vardı da gittiler şimdi. Gittiler. Yorulduk. Arkadaşlar şimdi bu kaldırıkları eve getirdik. Babaannem de onları ayıklıyor. Nasıl ayıklıyorsun babaanne? Temizliyorum. Köklerini mi sadece? Köklerini, dallarını da alıyorum. Hı. Böyle tazelerini koyuyorum. Şu yaprakları mesela atıyor musun? Şunu. Ne atacağız buna kart? Böyle böyle. Öncelikle ayıklamak lazım. Sonra suda güzelce yıkamamız lazım toprağa gitsin diye. Ondan sonra zaten bütün yapılış aşamalarını size bugün göstereceğim inşallah. Biz şimdi kaldırıklarımızı yıkadık. Daha doğrusu babaannem yıkadı. Böyle sobanın üzerinde de su kaynatmıştık. Şimdi onları böyle haşlayacağız. Haşladıktan sonra da birkaç poşet yapacağız. Galiba 3 tane çıkar diyorlar. 2 poşet yapacağız. Direkt dondurucuya atacağız. Diğerlerini de bu akşam yiyeceğiz. Çok güzel oldu. Bol soğan. Gösteririz zaten. Pırasa, pırasamız da yok ama. Tarif ederiz anne, gösteririz. Bu şekilde şimdi bunu kaynatmaya bırakıyoruz. Evet, kaldırığımız haşlandı. Bu şekilde görünüyor. Annem de şurada soğanları doğramaya başladı. Normalde pırasayı da
soğanla birlikte doğrayıp o şekilde kavurup ondan sonra kaldırıp koyuyoruz ama ne yazık ki elimizde pırasa yok. Yani o yüzden de köy imkanlarıyla bu kadar. Kavrulduktan sonra da üzerine yumurta kırıyoruz. Çok güzel oluyor, çok lezzetli oluyor. Böyle et gibi oluyor bence. Bir de şunu göstereyim size. Bakın burada ne var. Burada da kadayıfımız var. Kadayıf tatlımız var. Burada pişiyor. Kuzine sobada yavaş yavaş ağır ağır pişiyor. Onun da üzerine şerbetini vereceğiz ve tatlımız da kadayıf tatlımız olacak bugün. Soğanımız kavruldu. Şimdi içerisinde pırasamız olmadığı taze için soğan. Taze soğan koyacağız. Ama normalde pırasa koyuluyor. Bunları da böyle bir kavuracağız. Ondan sonra haşlamış olduğumuz karabiberikleri koyacağız inşallah. Bunu haşladığımız için böyle iyice suyunu sıkıp öyle koyacağız soğanın içerisine. Arkadaşlar dünden beri bu kitabı okuyunca bana da anlatacaksın, bana da anlatacaksın diye anlattım. Ya. Beğendin mi? Çok güzel. Acıklı yani. Acık, evet acıklı. Bu arada kalbimiz kavruldu. Birazcık salça koyduk içerisine. Bu böyle pişecek, sonra da yiyeceğimize yakın üzerine yumurta kıracağız. Yumurtayla çok güzel oluyor. Şimdi çorba yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Şehriyeli un çorbası yapacağım. Birazcık yağ, bir kaşık un koydum. Şimdi unum kavruluncaya kadar iyice karıştırıyorum. Unum kavruldu, rengi döndü. Şöyle bir kaşık salça ilave edeceğim. Biraz da böyle salçayla kavuracağım. Şimdi suyu ilave ediyorum. Şimdi bunu kaynayıncaya kadar böyle karıştıracağım. Kaynadıktan sonra şehriyelini ilave edeceğim. Çorbamız kaynıyor. Şimdi içerisine şöyle kavanozun kapağıyla şehriye dökeceğim. Birazcık daha dökebilirim. Şehriyeler pişene kadar kaynayacak ama tuz dökmedik. Tuz da dökelim biraz. Şöyle bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum ve pişmeye bırakıyorum. Şimdi yumurtayı kırdık. Böyle yumurta içerisinde pişene kadar bunu bu şekilde kavuruyoruz ve yemeğe hazır arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Dediğim gibi eğer siz de pazarlarda görüyorsunuz ve ne olduğunu bilmiyorsunuz, bence mutlaka alın ve bu tarifle deneyin. Tavsiye ediyorum. Bu arada burada da çayımız var. Çay demleyeceğiz bugün. Burada da dünden kalma mantarımız var. Bir de ben biraz önce çorba yaptım, gördünüz zaten. Bu akşamki menümüz bu şekilde inşallah. Bir de bu kadayıfın da şerbetini döktük. Zaten çekti. Babam iki tanesini yemiş bile. Babamın en sevdiği tatlıdır kadayıf tatlısı. Bu da bu şekilde. Evet arkadaşlar, artık videoyu kapatmanın zamanı geldi. Ne yazık ki her gece bu saatlerde sayılar açıklandıktan sonra kendimi gerçekten hiç ama hiç iyi hissetmiyorum. Ama ertesi sabah uyandığımda biraz daha rahatlamış oluyorum. O yüzden de bu aralar videoyu kapatırken birazcık böyle umudum düşük olabilir. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.
Bir an önce şu sıkıntılar geçsin. Bir an önce bu sıkıntıları atlatalım inşallah. Hayırlısıyla eski sağlıklı günlerimize kavuşalım inşallah. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenin ve kanalıma abone olmadan izliyorsanız da abone olursanız mutlu olurum. Bir sonraki vlogda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, bay bay.